2010 yılında 8 Mart günü gerçekleştirilecek olan Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu seçimi için hareketlilik başladı. 2010 yılında Bodrum Pazarcılar Derneği'ni kurarak başkanlığa seçilen Okan Kavak, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı için adaylığını açıkladı. Kurucu olarak Bodrum Pazarcılar Derneği'ni Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası önünde toplanan Okan Kavak ve arkadaşları seçimlerde biz de varız diyerek bir basın açıklaması yaptı. Başkanlığını yürüttüğü Pazarcılar Derneği'nin 413 üyesinin bulunduğunu ifade eden Kavak şunları söyledi. Derneğimizi kurmadan önce yapmış olduğumuz araştırmada geçimini pazarcı mesleğiyle temin edenlerin sıkıntılarını çözebilmek herhangi bir sivil toplum kuruluşu bulunmadığını, bu eksikliği gidermekle pazarcı esnafı ile diğer esnaflarımızın sorunlarını çözmek, yerel yönetimlerle aralarında köprü kurmak amacıyla yola çıktık. Geçen 4 yıl içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalar takdir edilmiş olacak ki sadece pazarcılar esnafı olarak 413 üyeye ulaştık. Ben de mevcut oda adayları olarak Bodrum'un ticari yaşamında yıllardır varlığımızı sürdürmekteyiz. Bu sivil toplum bilinci ve yapılanmamızı üye sayımızdan aldığımız cesaretle oda yönetimine girerek taşlandırmak istedik. Neden aday olduğunu ve projelerini açıklayan Kavak sözlerini şöyle sürdürdü. Bölgemizde bulunan esnaflarımızın sorunlarını en iyi bilen esnaflar olarak hiç kimseye memleket veya iş kolu ayırmadan herkese eşit ve demokratik olarak zaman ayırmayı, sorunları mahallinde çözmeyi kendimize ilke edindik. Odaya mevcut üye arkadaşlarımla birlikte girmemiz halinde esnaflar için haftanın bir günü esnaf sıkıntılarını dinleme ve çözüme kavuşturma konusunda heyet oluşturularak çözüm süreçleri üretilmesine ayrılacaktır. Odamıza kayıtlı üye arkadaşlarım her türlü teknolojiyi kullanarak gelişen ve değişen kanunlardan bilgilendirilecek. Gerek görülmesi halinde toplantılar düzenlenerek kanunların ilgililer tarafından anlatılması sağlanacak. Esnafın yararına olmayan kanun değişikliklerinde platform oluşturularak ilgililer göreve davet edilecek. Zorda kalan esnaflarımızın eğitime devam eden öğrencilerine öğrenim durumlarına göre niyetimizde belirlediği miktarda eğitim yardımı yapılacak. Sertifikalar verilip icra ettiği zanaatinin teslim işlemlerini gerçekleştirmiş olacaklar. Odamıza avukatlık hizmeti alıp zorda kalan üyelerimizin görev her türlü hukuki konularını çözüm noktasında avukatlar görevlendirilecek. Ve avukatlık ücreti odamızdan ödenerek oda üyelerimizin mağduriyeti giderilecek. Oldukça genç ve dinamik olan aynı zamanda yıllarını esnaflığa adamış arkadaşlarımızla bu yola çıktık. Adaylığını açıklayan Okan Kavak hali hazırda bulunan yönetimi şu sözlerle eleştirdi. Siz değerli esnafların destek vereceğinden endişemiz yoktur. Zaten bahsetmiş olduğum konular, hizmetler, bir odanın yapması gereken hizmetlerdir. Bugüne kadar yapılmaması manidardır. Takdir edersiniz ki tedbirli mekanda ferahlık vardır. Biz kimsenin bu tarihe kadar neleri yapmadığını eleştirmekle yola çıkmıyoruz. Ucuz siyasi söylemlerle işimiz yoktur. Keza Bodrum ve esnafları için yapılması gereken çok ama çok iş mevcuttur. Biz hizmet adayıyız. Bu inançla inşallah muvaffak olacağız diyerek açıklamasını tamamladı. İnşallah muvaffak olacağız.